Ülkemiz her gün gündemi değişen bir durumla yoluna devam ediyor. Ben öncelikle bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. 252 bin resmi kayıtlara göre şehit verdiğimiz, resmi olmayan kayıtlara göre de yaklaşık 450 bin şehidin olduğu bir savaşın Haçlı ordusunun bozguna uğratıldığı bir günün yıl dönümündeyiz. Peki Haçlı ordusu kimdi? Bugün Avrupa Birliği dediğimiz, kapısında 54 yıldır bekleyip yalvardığımız, bizi illaki yanınıza alın diye kapısında beklediğimiz Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, sayabildiğiniz kadar ülkelerin kapalı. Birileri bu referandumu sanki bu batı düzeni, yani şu anki sistem değişirmiş gibi Müslümanlara, inancını yaşayanlara lanse etmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, biz 82 Anayasası'nı tam 35 yıldır kırıyoruz, kötülüyoruz. Bu yasa bir darbe yasasıdır. Bu yasa sivil anayasa değildir. Anayasa yapacağız diye. Bugüne kadar 17 defa yama yaptık bu anayasaya, 82 anayasasına. Bugün 18.sini yapmak için 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Bu 16 Nisan'daki referandum 82 darbe anayasasını değiştirip sivil anayasa yapacak referandum değildir. Bu referandum Cumhurbaşkanı'nın tek başına ülkeyi yönetmek için alacağı yetkileri içeren bir 18 maddenin olduğu bir yeni yamadır. Toplumla ilgili düşüncelerle tespitimizi kurmaya başladık gibi konulara değiniyoruz. Erbakan hocama ağlamayıp onun partisini terk edenler bugün kalktılar Saadet Partisi'ni Erbakan hocamla vurmaya gayret ediyorlar. Bir bakan Erzurum'da diyor ki Erbakan bugün mezardan kalksa Saadet Partilerini döver. Niye dövermiş? Çünkü Saadet Partisi ben bu gerekçeyle başkanlık sistemine evet diyemem dediği için. Bakın Saadet Partisi gayet açık ve net söyledi. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama bu maddelerle gelecek bir başkanlık sistemine evet diyemeyiz. Bu vebala ortak olamayız dediği için Erbakan hocam mezardan çıksa dömen. Ben o bakana ve o bakanın partisi olan kardeşlerimize diyorum ki Erbakan hocam bugün hayatta olsaydı söyleyeceği tek bir söz vardı. Bu sistem Siyonizm'in Türkiye'ye dayattığı bir sistemdir.